Peki, o zaman biraz beyannameden e, bahsedelim. İlk olarak şu Gençlik ve Aile Bankasını merak ettim. Çok önemli. E, bu banka tam olarak nasıl bir işlev görecek? Bize biraz anlatır mısınız? E, bu çok yenilikçi bir teklif. E, aile kalkanı dediğimiz bir e, perspektifle geliştirilmiş bir teklif. E, şöyle diyoruz, bir dijital banka kuralım diyoruz. Bu normal bir banka değil. hani şubeleri olan dijital bir banka olacak. Burada bir fon biriktirelim istiyoruz. Karadeniz e, gazı başta olmak üzere işte Norveç modeli de burada hatırlanabilir. Karadeniz gazı başta olmak üzere doğal kaynakların gelirinin belli bir kısmını buraya aktarmak istiyoruz. Başka kaynaklarla da zenginleştirip burada bir fon oluşturacağız. Hangi amaçlarla kullanacağız bu fonu birincisi ev hanımları için. Türkiye'de 10-11 milyon ev hanımı var ve bunlar çok değerli işler yapıyorlar bu ketanım. Ama hani tırnak içinde bu kapitalist sistemde diyelim bunun kıymeti pek bilinmiyor. Ya alınır satılır şeyler daha çok değerli görünüyor. Halbuki ev hanımları çok ciddi bir katma değer üretiyorlar ama bunun parasal bir karşılığı yok. Dünyada da bu tartışılıyor. Yani milli gelir hesaplarında ama çok değerli, çok kıymetli yaptıkları işler. İşte diyoruz ki biz ev hanımları isteğe bağlı emekli olurlarsa ...bu yönde prim yatırırlarsa biz devlet olarak üç, üçte birini biz karşılayacağız diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla çok daha düşük maliyetle ev hanımlarına emekli olma imkanı sağlıyoruz. Birincisi bu. İkincisi evlenen çiftler zorluk çekebiliyorlar. Hayata ilk e, adımlarını atarken işte bir takım masraflar e, onlar için bir yük oluşturabiliyor. Hatta sırf bu yüzden evliliklerini belki öteliyorlar, erteliyorlar. Bu sorunun önüne geçmek için de şöyle bir önerimiz var... 150 bin lira 2 yılı geri ödemesiz 4 yıl geri ödemeli faizsiz bir kaynak tahsis edeceğiz diyoruz yeni evlenen çiftlere. Diğer taraftan bir üçüncü teklifimiz de şu bir ailede hiç çalışan yok diyelim tamamen desteğe yardıma muhtaç bir aile bu aileden bir kişiyi bir firma alıp çalıştırırsa bir çalışan olursa bu ailede bu kişinin de ...primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz diyoruz. Özel bir şirket diyelim. Bu aileden birini alıp istihdam ederse, çalıştırırsa... ...primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz diyoruz. Burada da maksadımız şu. Kendi ayakları üstünde dursun bu ailemiz. Yardıma muhtaç olmasın. Hı hı. Bir tek çalışanı bile olsa bu ailenin... E, ...o aile çok farklı bir e, yaşam koşullarına geçiş yapar diyoruz. Dolayısıyla sosyal bünyemizi güçlendirmeye dönük böyle bir teklifimiz var. Bir diğer teklifimiz... Bunlar e, aile bankası kan e, çerçevesindeki tekliflerimiz. Bu aile bankasını gençlik bankasını bütünleyecek şekilde bir diğer teklifimiz de vatandaşlık aile bazlı vatandaşlık maaşı. Buradan da kastımız şu. Bir aileye bakacağız gelir düzeyine. Bir eşik değer belirleyeceğiz. Eğer toplam gelirleri o eşik değerin altındaysa oraya eşik değere taşıyacak şekilde Tamamlayıcı bir gelir transferi yapacağız ve bir, bu vatandaşlık maaşı anlamında belli bir minimum geliri aileler için e, garanti altına alan bir sistem kuracağız. Buna da aile bazlı vatandaşlık e, maaşı diyoruz. E, bunlar gerçekten sosyal bünyemizi güçlendirecek hadiseler. Özellikle pandemi sonrası işte bu enflasyonist etkiler sonrası e, bizim sosyal politikalara çok daha büyük önem vermemiz gerekiyor. Kalkınma perspektifimizi de biz böyle görüyoruz.